Şimdi sabit fonksiyon arkadaşlar. Sabit fonksiyon dediğimiz fonksiyon çeşidi şu şekilde tanımlanmış bakın. Fx eşittir ne olacakmış? C olacakmış. C elemandır neymiş? R'ymiş. Eğer C R ise yani reel sayısı arkadaşlar ne olmayacak? X'li terim olmayacak arkadaşlar sabit fonksiyonumuzda. Bu şekilde fonksiyonlara diyoruz. Yani sabit fonksiyon dediğimiz olay aslında şu. Şimdi bir A kümesi bir de B kümesi var. Hatırlayın fonksiyonlara girişte anlatmıştık bunu. A, B, C'ler arkadaşlar. Burada da ne var? Örneğin K olmuş olsun. Bakın sabit fonksiyonsa A K'ya gitmişken B de K'ya gidecek, C de K'ya gidecek. Yani görüntü kümesi sadece K'dan oluşmuş olacak arkadaşlar. Bu tarz fonksiyonlara biz ne diyoruz? Sabit fonksiyon diyoruz. Şimdi buradan bakın bir soru verilmiş bize. F sabit fonksiyon denilmiş. F'te bir M denilmiş. F2, F7, 3 tane F4 kaçtır diye soruluyor. Şimdi şuraya gelelim. Az önce dikkat edin. FA kaçtı? K'ydı. FB kaçtır? Yine K'dır. FC nedir? K'dır. Yani sabit fonksiyonda her şey buna eşit olmak zorunda. O halde burada F sabit fonksiyondu. F1 M ise eğer F2 ne olmak zorunda? M olmak zorunda. F7 ne olmak zorunda? M olmak zorunda. Peki F4 ne olacak? O da M olacak arkadaşlar. Peki buradan ne geldi? M artı M. Bölü 3M. Eşittir 2M bölü 3M ise arkadaşlar bunlar gider diyoruz. Geriye ne kaldı? 2 bölü 3 kaldı arkadaşlar. Şimdi bakalım diğer örneğimize. Ne demiş arkadaşlar? F sabit fonksiyonmuş. F'de x eşittir. Bir ifade tanımlamış biz arkadaşlar. İşte malum bu ifade sabit olduğuna göre f'de m artı n kaçtır diye soruyoruz. Şimdi bu birim olsaydı ne diyecektik? Birim fonksiyon olsaydı f'de m artı n dediğim ifade m artı n'dir gibisinden yorum yapacaktık değil mi? Ama burada onu diyemiyoruz arkadaşlar. Ama şunu biliyoruz. Ben fx'in sabitini kaç bulursam f'in içerisine ne girerse girsin sonuç o olur arkadaşlar. Buyurun. Ne demiştik biz? Sabit fonksiyonda x'li terim olmazdı. Peki burada x'li terim var mı şu haliyle? Var. O zaman biz ne yapmalıyız? Bunu yok etmeliyiz. O halde yok edeceksek bakıyorum. X kübün kat sayısı kaç arkadaşlar? 0. Olmalı. Neden olmalı? X'li terim olmayacaktı çünkü. X'in önündeki ifade ne olmalı? 0 olmalı diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan çözüme geçersek. Bakın. M eksi 2 0'mış. Demek ki M eksi 2 0 ise M kaçmış? 2'ymiş. 2N eksi 8 0'mış. 2N 8'miş. N de kaçmış? 4'müş. M2 N'de 4. Bakın burası sıfırlandı artık. Burada sıfırlandı artık. F'de x dediğim ifade ne oldu arkadaşlar? F'de x diyorum. Eşittir neye? M çarpı N'e şu haliyle. Peki ben M'i ne buldum? N'i ne buldum? Yerine yazarsam. Bunun yerine 2'yi yazdım. N'in yerine 4'ü yazdım. Diyorum ki F'de x sen nesin? 8'sin diyoruz. Fx 8 ise ben neyi arıyordum? F'de m artı n arıyordum. İsterseniz her şeyi arayın burada arkadaşlar. Sabit fonksiyondu. M artı n olmasında başka bir şey olsun. Sonuç yine ne olacaktır arkadaşlar? 8 olacaktır. Yani fx 8 ise f'in içerisine ne girerse girsin arkadaşlar. Sonuç neymiş diyoruz? 8'miş diyoruz. Şu olaydan dolayı arkadaşlar. Yani cevabımız kaçmış? 8'miş arkadaşlar. Evet yeni bir örnek arkadaşlar. Ne verilmiş bize? F sabit fonksiyon verilmiş yine. Bakın burada bir fx tanımlanmış. Bir de f'de x artı 2 tanımlanmış arkadaşlar. Bu m kare artı 4m artı 1'e eşitken f'de x artı 2 dediğim ifade eksi n kare eksi 3'e eşitmiş. Biz neyi arıyormuşuz arkadaşlar? M artı n arıyormuşuz. Bakın şimdi f sabitse eğer fx buysa F'de x artı 2. Yok bu x'miş bu x artı 2'ymiş diye düşünmeyelim arkadaşlar. F'de x artı 2 de bu olmak zorunda. Değil mi? Çünkü sabit fonksiyonun görüntüsü tek elemandan oluşuyordu arkadaşlar. Bakın. F'de x buysa dedik. F'de x artı 2 de yine bu olmalı.
Buraya bu da verilmiş. O halde ne olacak arkadaşlar? Demek ki şu ifade ile şu ifade birbirine ne olacak? Eşit olacak. O halde buyurun. Yapalım arkadaşlar. Bunu eşitliyorum. M kare artı 4M artı 1 eşit. Eksi N kare eksi 3'müş arkadaşlar. Şimdi buradan karşıya atıyorum. M kare artı N kare artı 4M artı kaç oldu? 4 oldu arkadaşlar. Eşittir 0. Peki ben bu haliyle bu denklemi nasıl çözeceğim arkadaşlar? Bir tane denklem var. İki tane bilinmeyen var. M ve N gibi. O halde buradan şunu düşünebiliriz diyoruz. Kardeşim bu M kare ise, bu 4M ise, bu da artı 4 ise biz bunları bir yan yana yazalım. M kare artı 4M artı 4 artı diyorum N kare. Eşit sıfırmış arkadaşlar. Bakın buradan. Yeşil alalım. Bakın şu ifademiz arkadaşlar neye eşittir? Bu ifademiz neye eşittir? Dikkat edin. M artı 2'nin parantez karesine eşittir. Artı ne geldi arkadaşlar? Zaten bu N kareydi. Şimdi şunu düşünelim. Bakın. Bir sayının çift kuvveti daima nedir? Ya sıfırdır ya pozitiftir. N kareye baktım yine aynı durum. Yani N ya sıfırdır ya da ne olmak zorundadır? Sonuç olarak pozitif olmak zorundadır. N kare diyoruz ama. O halde bu ikisi bu pozitif bu da pozitif olsaydı sonuç sıfır olabilir miydi arkadaşlar? Hayır. Demek ki birisi pozitif birisi sıfır olsa sonuç sıfır olabilir mi? Hayır. O halde ne olacak diyoruz? Bu da ne olmak zorunda arkadaşlar? Sıfıra eşit olmak zorunda diyoruz. Sıfırın karesi sıfır. Sıfırın karesi sıfır. Dolayısıyla olay buradan kaynaklanacak. Buyurun. Şuraya yazalım arkadaşlar. M artı 2 sıfırsa M dediğim ifade kaçmış? Eksi 2'ymiş. N kare dediğim ifade sıfırsa N dediğim ifade sıfırmış diyoruz. Biz M'i bulduk. N'i de bulduk arkadaşlar. M artı N'i arıyorduk. Cevabımız kaçmış diyoruz. Eksi 2'ymiş şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni bir sabit fonksiyon soru tipine bakıyoruz. F de x'i vermişiz. Ne demişiz? 3x artı 4 bölü M artı 1x artı 16 vermişiz. Yani ifadeyi kesirli vermişiz. Rasyonel şekilde vermişiz arkadaşlar. M kaçtır diye soruyoruz burada. Şimdi bu sorunun çözümü için şu kuralı kullanacağız. Bakın eğer f sabit fonksiyonsa f de x ax artı b bölü cx artı d şeklinde verilmiş ise x'in katsayılar oranı yani a'nın c'ye oranı sabitlerin birbirinin oranı yani b'nin d'ye oranı birbirine olmak zorunda arkadaşlar eşit olmak zorundaymış diyoruz. Yani a bölü c eşit b bölü d imiş bu tarz bir ifade. Şimdi buradan soruya geçersek ne olacakmış? X'lerin oranı. X'in katsayıları ne? 3 burada da m artı 1. O zaman 3'ün m artı 1'e oranı eşit. B'nin d'ye oranı yani sabitlerin birbirine oranı. Yani burada 4'ün 16'ya oranıymış diyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan bunlar sadeleşir. İşte 1 kalır. Burada kaç kalır? 4 kalır. İçleri dışları yaparsak 3 çarpı 4'ten kaç olur? 12 olur. 1 çarpı m artı 1'den ne olur? M artı 1 olur. Bu 1'i karşıya atarız. M dediğimiz ifade kaç olur? 11 olur şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Yine f sabitmiş. F de x bu şekilde verilmiş bize. Yani kesirli bir ifade verilmiş. Biz ne arıyoruz? F de m arıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz gidip buradaki işlemi yaparaktan işte x'lerin katsayılar oranı m artı 1 bölü m artı 4 eşit 4 bölü 12 deyip içler dışlar çarpımı yapıp m'i yerine yazıp yani m'i bulduktan sonra yerine yazıp fx'i tespit edip ondan sonra m'i x gördüğümüz yere yazıp sonuca gidebiliriz. Ama onu kullanmayacağız. Şimdi burada eğer bu tarz bir soru geldiyse arkadaşlar f sabit fonksiyon diyorsa f'i de böyle vermişse bizden de f de mi istiyorsa arkadaşlar direkt yapacağımız olay şudur. Sabitlerin oranı bizim cevabımızdır diyeceğiz. Yani f de m neye eşitmiş arkadaşlar? 4 bölü 12'ye eşitmiş. Cevabımız kaçmış?
1 bölü 3'müş. Bakın dikkat edin, biz m'i bulmuyoruz ha. Yani fonksiyonun direkt cevabını buluyoruz. Direkt cevabımız kaçmış? 1 bölü 3'müş diyoruz. Evet leblebiciler, şimdi yeni bir örneğe bakıyoruz. F sabit fonksiyon verilmiş, g'de birim fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Bakın f'de x dediğimiz ifade sabitti. Burada f sabitse, bir önceki soruda hatırlarsanız arkadaşlar bir olay kullanmıştık. Demiştik ki f'de x eşittir eğer ax artı b bölü cx artı d ise a'nın c oranı b'nin d oranına eşittir. Ama burada bize vatandaş bu şekilde bir ifade vermiş. Yani diyor ki olay böyle olsa ne olur? Bx artı c bölü ne olsun? Dx kare artı ax artı f olsun arkadaşlar. Alfabede yeri kalmadı. Şimdi burada yapacağım olay da şu olacak. Yine değişen bir şey yok. Yani yeni bir şey yazmayacağız. A'nın d'ye oranı diyeceğiz. Şöyle yazalım. A'nın d'ye oranı diyeceğiz. B'nin e'ye oranı diyeceğiz. C'nin de f'ye oranıymış diyeceğiz. O halde buraya baktığım zaman f sabitti. Şu kuralı uygularsak bunun bunu oranı, bunun bunu oranına, bunun da bunu oranı birbirine eşitmiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. 3'e 6 yani 1'e 2 oranı mı var? Kolay yollu bakalım arkadaşlar. 1'e 2 ise 4'e kaç olmalı? 8 olmalı yani. Bunun bu 2 katı oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şurası 6 bu arada. O zaman bu 8 olacaktı. N artı 3 8 ise arkadaşlar. N kaçmış? 5'miş. Şimdi 3'e 6, 4'e 8 dedik. Burası 2 olduğuna göre burası kaç olacak? 1 olacak. O zaman diyoruz ki M eksi 2 sen 1'sin. M kaçtır? 3'tür diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan N'i bulduk. M'i de bulduk. İsterseniz şurada bir yerine yazalım bunu. Yani M'i yerine yazarsam burası ne oldu? 3 artı K oldu arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. G nasıl fonksiyonmuş? Birim fonksiyonmuş. Hatırlayın biz birim fonksiyonda ne demiştik? İçi dışı bir olan fonksiyon demiştik. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Bu G'nin içerisinde ne var? 2x artı 1 var. O zaman fonksiyon ne eşit olmalı? 2x artı 1'e eşit olmalı arkadaşlar. Buyurun buradan devam edelim. 2x artı 1 burası. Eşittir. Burası ne geldi? 3 artı k'da x artı 1'miş arkadaşlar. O zaman x'in katsayısı 3 artı k ise, x'in katsayısı 2 ise bunlar birbirine eşit. Diyoruz ki 3 artı k sen 2'sin. O zaman k kaçtır? Eksi 1'dir diyoruz. K'yı bulduk, n'i bulduk, m'i de bulduk arkadaşlar. Bunların toplamı nedir dersek hepsini toplayalım artık. M dediğimiz ifade 3, n dediğimiz ifade 5, k dediğimiz ifade eksi 1. Sorunun en zor kısmı diyoruz. Topluyoruz arkadaşlar. Cevap kaçmış diyoruz. 7'ymiş şeklinde söylüyoruz. Bakın burada farklı bir örnek kalıbı vermişiz. Kümeleri verilmiş. A'dan B'ye tanımlanmış bunlar. Bunlar bir de sabit fonksiyonmuş, f fonksiyonu arkadaşlar. F de eksi 1 diyor ki eksi 1'e gitmesin. Bu şartı sağlayan kaç farklı f fonksiyonu vardır? Şimdi dikkat edersek. İki tane kümem var benim. Çizmek zorunda değiliz ama bir bakalım buradan. İçerisini dolduralım arkadaşlar. Eksi 2, eksi 1, 0, 3. Bu A'nın elemanları. Bu da B'nin elemanları. B'nin elemanları neymiş? Eksi 4, eksi 1, 2, 5, 7. F içerisindeki eksi 1 diyor ki F'in içerisindeki eksi 1 arkadaşlar. Ben diyor eksi 1'e gitmem diyor. Yani vatandaş buna gitmeyi reddediyor. Şimdi bu buna gidemiyorsa bizim sabit fonksiyonumuzda da bu nereye giderse hepsi oraya gitmek zorunda olduğu için, değil mi? Bunların hepsi aynı elemana gitmek zorunda burada arkadaşlar. Eksi 1 ne yaptı? Reddetti eksi 1'e gitmeyi. Eksi 1 nereye gidebilir? Buna gidebilir, buna gidebilir, buna gidebilir, buna gidebilir. Yani kaç elemana gidebilir? 4 tane farklı elemana gidebilir. Eksi 1 farz edelim ki 7'ye gitti arkadaşlar. Eksi 2 başka bir yere mi gidecek? Hayır. Bu 7'ye gittiyse o da 7'ye gitmek zorunda. 0 da aynısına, 3 de aynısına gitmek zorunda. O halde eksi 1'in kaç farklı yere gideceği bize A kümesinin elemanlarının hangi noktalara gideceğini gösterir. Bize kaç farklı f fonksiyonu vardır diye sorulduysa arkadaşlar. Eksi 1'den buraya gidebileceği, eksi 1'in buraya gidebileceği 4 farklı nokta olduğu için cevabımız neymiş diyoruz? 4'müş şeklinde söylüyoruz arkadaşlar.
Evet leblebiciler, geldik bir diğer örneğe. F ne verilmiş? Doğrusal fonksiyon olarak verilmiş. F de x, f de 3x, f de 5x eşittir 24x eksi 6'ymış arkadaşlar. F de 2 kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi eğer f doğrusal fonksiyonsa f de x'imiz ne olacaktı arkadaşlar? Ax artı b formatında olacaktı. Şimdi f de x buymuş o zaman. Peki f'de 3x ya da f'de 5x ne arkadaşlar? Ona şuradan geleceğiz. Eğer diyorum ki ben fx ax artı b ise f'de 3x nedir arkadaşlar? X yerine 3x yazıyorum. 3x yazdım. 3ax artı b oldu. 5x yazıyorum şu anda. F'de 5x eşittir 5ax artı b oldu arkadaşlar. Şimdi buradan bunların toplamı kaç olacakmış? 24x eksi 6 olacakmış arkadaşlar. O zaman ne yapacağız biz bunları? Toplayacağız. Buyurun toplayalım. Bunları toplarsam ax, 3ax, 5ax. Topla kaç ax oldu arkadaşlar? 9ax oldu. Artı b, b, b. Kaç b? 3b. Eşit 24x eksi kaçmış? 6'ymış. Arkadaşlar buradan 9a dediğim ifade kaça eşit olacakmış? 24'e eşit olacakmış. Eşitlersem bunu sadeleştirelim 3 ile. 3a dediğim ifade kaç oldu arkadaşlar? 8 oldu. 3 ile sadeleştirdik. Demek ki a kaçmış? 8 bölü 3'müş. A 8 bölü 3. B'ye gelelim. 3b ne olacak? Eksi 6 olacak. 3b diyorum sen eksi 6'sın. Demek ki b kaçmış? Eksi 2'ymiş. Şimdi b eksi 2. A da 8 bölü 3 ise arkadaşlar. Bunlar artık ne yapacağız? Şurada bir yerine yazacağız. Bir yerine yazalım arkadaşlar. Yerine yazdığımız zaman f'de x dediğim ifade ne ola ki acaba? A yerine 8 bölü 3 yazdım. X oldu. Burası eksi 2 oldu arkadaşlar. F'de 2 arıyorsam x yerine kaç yazmalıyım? 2 yazmalıyım. Diyorum ki f'de 2 kaçtır? 8 bölü 3 çarpı 2 eksi 2'dir. Buradan ne gelir arkadaşlar? Burası artık 16 bölü 3 eksi 2'dir arkadaşlar. Haydi eşitlersek işte ne olacaktır arkadaşlar? 10 bölü 3 bizim cevabımız olacakmış diyebiliriz. Şimdi bir diğer soruya bakalım. F doğrusal verilmiş, G de birimmiş. Şimdi G birimse eğer şu fonksiyonu ne çıkarır bu? X çıkarır. Değil mi? İçi neyse dışı da oydu. G burada da birim. O zaman bunu da ne çıkardı? 4 çıkardı. Yani biz aslında neyi arıyoruz? F'de 4'ü arıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada F'de x artı 1. F doğrusaldı. Bunu bir yazalım. F'de x artı 1. Şu x'i karşıya atıyorum arkadaşlar. Ne geldi? 2x artı 2 geldi. Şimdi F'de x artı 1 2x artı 2'ymiş. Biz neyi arıyoruz? F'de 4'ü arıyoruz. O zaman burada kaç olmalı? 3 olmalı. O zaman kaç olmalı? 3 olmalı diyoruz. 3 olsun ki içerisi 4 olsun arkadaşlar. O halde F'de 4 eşittir. 2 çarpı 3 6. 2 daha eklersek cevabımız kaçmış diyoruz? 8'miş şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Evet leblebiciler, şimdi doğrusal fonksiyona bakıyoruz. Doğrusal fonksiyon dediğimiz olay şu. F de x eşittir ne olacakmış? Ax artı b olacakmış. Bu şekildeki fonksiyonlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Doğrusal fonksiyon diyoruz. Yani doğrusal kelimesini gördüğünüz zaman arkadaşlar yapıştırıyoruz. F de x eşittir ne diyeceğiz? Ax artı b diyeceğiz. Şimdi adı üzerinde bu ne belirtecek? Bir doğru belirtecek. Yani şekil itibariyle nedir arkadaşlar? Bir doğru belirtir diyoruz. Bu x ekseniydi, bu y ekseniydi. Neymiş ifade? Bir doğru belirtiyormuş arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Doğrusal kelimesini gördüğümüz zaman direkt bunu ne yapıyorduk? Yapıştırıyorduk. Yani f doğrusal fonksiyonmuş. O zaman diyorum ki sen nesin fx? Ax artı b'sin diyoruz. Şimdi fx'e ne dedik? Biz ax artı b dedik arkadaşlar. Burada. F'de bir kaç verilmiş? 5 verilmiş. O zaman şöyle desem. Desem ki x yerine ben 1 yazarım. İfade ne olur? A artı b olur. Eşittir kaçmış? 5'miş. F'de 2 yazarım. Yani x yerine 2 yazarım. F'de 2 eşittir ne olur? 2a artı b eşit 3 olur. Şimdi a'yı b'yi çözümleyeceğiz. Ne yaptık arkadaşlar burada? Buna gittik. Eksi ile çarptık ve taraf tarafa toplamış olduk arkadaşlar. Şimdi eksi ile dağıttığımız zaman eksi a eksi b eksi 5 olacak. Eksi b artı b gidecek.
Eksi a, 2a'dan ne kalacak? A kalacak. B'ler gitmişti. Bu eksi 5, bu artı 3. O zaman a ne geldi? Eksi 2 geldi. Bu a'yı tutuyorum. Ya bunda ya bunda yerine yazıyorum. İstediğimize yazabiliriz. A yerine x2 yazarsam b dediğim ifade kaç gelir arkadaşlar? 7 gelir şeklinde söylüyoruz. Şimdi a eksi 2 ise b de 7 ise arkadaşlar biz fx'i bulduk şu an. Diyoruz ki fx'en nesin artık? Eksi 2x artı 7'sin diyoruz. Şimdi buradan biz ne arıyoruz? F'de 3 arıyoruz. O halde ne yapmalıyız? X gördüğümüz yere 3 yazmalıyız. F'de 3 diyorum. Eksi 2 çarpı 3 artı 7'den ne gelir arkadaşlar? Eksi 6 artı 7 yani 1'miş. Bu olayın birinci yoluydu. Şimdi gelelim ikinci yoluna. Bunu tercih edeceğiz. Bu daha pratik arkadaşlar. Şimdi dinleyelim. Şimdi f'de 1 eşittir 5, f'de 2 eşittir 3. Biz f'de 3 arıyoruz. Bakın iç kısma bakarım. 1'den 2'ye diyorum. Kaç artmışsın? 1 artmışım diyor. 5'ten 3'e ne olmuş? Bu 1 artarken 2 azalmış. Şimdi ne dedi içteki ifade? 1'den 2'ye 1 artarım. 5'ten 3'e 2 azalırım dedi. Dıştaki ifadede. O zaman içteki ifade ne yaptı yine? Hangi eylemi gerçekleştirdi? 1 arttı. O zaman bu ifade ne olmak zorunda? 2 azalmak zorunda. 3'tü. 2 azalırsa kaç olacak? 1 olacak diyoruz. Dikkat edin. Şu sonucu bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Yine benzer bir soru arkadaşlar. Dikkat edersek f yine doğrusal fonksiyon. F1 verilmiş, F4 verilmiş, F7 isteniyor. Yine bu yoldan çözebiliriz. Ama şu yolu tercih edecektik. İçteki ifadeler ne yapıyordu? 1'den 4'e kaç artmış? 3 artmış. 2'den 8'e ne olmuş? Artı 6 artmış. Dikkat edin. 3 artarken kaç arttı? 6 arttı. 3 artarken kaç artmalı? 6 artmalı. 8'e 6 eklersem arkadaşlar ne olacaktır cevabımız? 14 olacaktır şeklinde söyleyebiliriz.